Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bu videoda elimden geldiği kadar sevdiğimiz temaları nasıl yedekleriz, resimlerini nasıl alırız, onu anlatmaya çalışacağım. Geçen bir arkadaşımız sordu nasıl yapılabiliyor diye. Şimdi arkadaşlar bunu yapmamız için önce tabii radyoyu açmamız gerekecek. Ben şimdi deneme radyosunu açayım. Buradan açıyoruz. Yayını alıyoruz arkadaşlar normal bir şekilde. Şifreyi de yazıyoruz. Yayını alıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yayını aldıktan sonra tema şimdi bu temayı resmini ben yedeklemek istiyorum. İleride herhangi bir temanın urelesi ölürse tekrar bu temayı nasıl hayata geçiririm onu bir görelim. Şimdi arkadaşlar tema açıldıktan sonra desktop'a tıklıyoruz. Herhangi bir boş bir alana bakın boş bir alana yani böyle şunun üstüne değil şunların üstüne değil boş bir alana sağ tık yapıyoruz. Sağ tık yaptıktan sonra Backguard'a geliyoruz. URL diyoruz. Buradaki şuradaki URL'yi kopyalayıp alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu kopyalayıp alıyoruz. Kopyala dedim. Şimdi arkadaşlar bunu iki türlü saklama şeyiniz var ama yani URL öldüğü zaman bu da ölür. Onun için bunu saklamayın. Bunu aldıktan sonra Enter'a basıyoruz. Bununla işimiz bitti. Yeni bir tarayıcı açıyorum. Buraya o kopyaladığım adresi getirip yapıştırıyorum. Enter'lıyorum. Enter'layınca gördüğünüz gibi resim karşıma geldi. Resmin üstüne geliyorum. Sağ tık yapıyorum. Resme farklı kaydet diyorum. Nereye kaydedeceğim? Bas üstüne kaydedeyim. Siz istediğiniz yere kaydedebilirsiniz tabii veya sonradan bütün temalarınızı aldıktan sonra tekrar şey yapabilirsiniz. Şimdi burada temaya isim veriyoruz. Verdik diyelim. Siz kendi kafanıza göre bir isim verirsiniz. Kaydet dediğim zaman gördüğünüz gibi resmi kaydetti. Bununla da işim bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tema buraya geldi. Bu varsayalım ki benim o temam ölmüştü. URL'si ölmüştü. Ben bunu tekrar kullanmak istiyorum ama ölü olduğu için kullanamayacağım. Şimdi peki ne yapacağız? Yani bu öldüyse burada görükmeyecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani şimdi bunu biz ne yapacağız? Yeni bir URL alacağız. Ben URL'leri abloadd'den alıyorum. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Üye olursanız bütün resimlerinizi saklama şansınız var. Şimdi buraya geliyoruz. Buradan tekrar URL alacağız. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya tıklıyorum. Ben şu URL'yi alıyorum. Buradan kopyala diyorum. Evet arkadaşlar. Yani FÇP alma videom var. Onu izlerseniz orada bunun tekrar can şey haline getirebiliriz tema haline. Buradan geliyoruz yine boş bir alana tıklıyoruz. URL diyoruz. Buraya yeni aldığımız URL'yi yapıştır diyoruz. Enter'lıyoruz. Tamam tekrar geri yerine gelecek ama bu silindiği için tabii sizde böyle olmayacak. Ne yapacaksınız? FÇP alma videosunu izleyerek bunu çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Yani bu kadar basit. İstediğiniz kaybetmek istemediğiniz temaların resimlerini bu şekilde alıp saklayabilirsiniz. Kolay gelsin.